Ben söyleyecektim de önce. Evet. Onu öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Kerem için ve bütün ekibini tebrik ediyoruz. İnşallah. Bol 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 izlenmesini diliyoruz. Bu akşam da heyecanlıyız. Bakalım neler yaptılar, ne yaptılar. Zaten ekip arkadaşları çok yakın arkadaşlar. Sevgili Kemal. Ondan sonra eminim ki zaten 10 numara ne istiyorsunuz? Hepsi. Burada çok kötü neler yapıyor. Nasıl yapıyorsunuz? Mustafa Esin'in de sindirimi dolduğunu evet, aslında çıkar. Çok da iyi biliyor onun ismi. Dedi gayet keyifli. Ya birazcık böyle benim ilk albümün 15. yılı şerefine diyelim. Ben biraz insanları eskiye götürdüğümüz, dinleyicilerimizi o klasik yıllara götürdüğümüz ve çalışmaya. Bir de işlerim nasıl oldu? Çok iyi gidiyor. Hı-hı. İlk defa geçen hafta canlı söyledik sahnede. Umarım diyoruz inşallah alkış izlenmesi bol olsun. Oyunculukla ilgili peki bir hedefiniz var mı? Oyuncu olmayı düşündüğünüz süre? Hiçbir zaman olmadı. Evet, var olur mu? Çünkü yani ayrı bir meslek olduğunu ve çok da kolay olmadığını düşünüyorum. Her işin bir ustası var. Bence bizden olmaz. Müzik sizce oyunculuktan daha mı kolay kokuyor? Yani bence her mesleğin kendine göre zorlukları var. Ama oyunculuk bence çok... Yani özellikle dizilerde... Lola'nın arkadaşlarım aklımda 6 gün çalışıyorlar. Bence ilk kolay bir şey. Hele ekran önünde olmak, o enerjiyi yansıtmak çok fazla oluyor. Evet efendim, hoş geldiniz. İyi çalışmalar. Çok iyi.